Şimdi İşkur'un 2022 araştırmasına göre birçok sektörde neye ihtiyaç var? Ara elemana ihtiyaç var. Bu ihtiyaç karşılanamıyor. 326 bin iş için eleman bulmakta zorluk yaşanıyor. Hangi sektörler? İnşaat örneğin, tekstil, otosanayi, kuaför, bu mesleklerde yetkin eleman bulma sorunu yaşanıyor. Dolayısıyla usta çırak ilişkisi de tesis edilemiyor ve kaybolan meslekler var. Neler yapmak gerekiyor? Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken konuğum. Sayın Palandöken, hoş geldiniz. Çok teşekkürler haber hoş bulduk. İyi yayınlar. Sizin de zaten söylediğiniz gibi en önemli şey ara eleman. Evet. Bu ahilik teşkilatı biliyorsunuz çırak, kalfa, ustalıktan oluşuyordu. Ve sürekli istihdama önemli katkı koyan, dolayısıyla Türkiye'nin kalkınmasında öncülük eden bir işti. Dolayısıyla bunun için sanat okulları vardı, meslek liseleri vesaire, teknik okullar. Bunların hepsi ekonomiye kazandırılan ara eleman konusunda Türkiye'de fazlası vardı, açığı yoktu. Hatta yurt dışına kalifiye elemanların bir kısmını gönderme imkanı da oluyordu. Şimdi işsizlik rakamları büyük. Herkesin tabii talebi çocuğun üniversite mezunu olsun, dolayısıyla doktor, mühendis olsun. Hepimizin talebi o. Ama ara eleman dediğimiz, yani iş gücüne katkı koyacak, gerçekten de onlar kadar para kazanacak sektörler var. İşte bir daha inşallah yaşamak nasip olmaz. Bu deprem felaketinde bu iyice ortaya çıktı ama daha evvel de... Deprem felaketinde ortaya çıktı derken biraz açabilir misiniz? İnşaat sektörü için yaşanan zorlukları daha önce konuklarla konuşmuştuk. Operatör bulunamıyor gibi benzer sıkıntılardan bahsediyoruz. Makinasını kullanan insan yok, demirci yok, dolayısıyla tornacı yok. Orada bir araç arıza yaptığı zaman günlerce çalışamadığını herkes biliyor. Niçin? Orada usta yoktu. Dolayısıyla herkes bu felaketten sonra memleketlerinde başka illere göç başladı. Tabii bu sadece benim söylediğim meslekler değil, tekstil. Orada Türkiye'nin değil, dünyaya ihracatın büyük bir bölümü. Güçlü olduğumuz sektör. Malatya, dolayısıyla Gaziantep gibi, yine aynı şekilde Kahramanmaraş gibi illerden temin ediliyordu. Yani güzel organize sanayileri vardı. Dolayısıyla tabii bu ara elemanda bir sıkıntı oldu. Ben tabii Milli Eğitim Bakanımızla sık sık görüşüp bunları söylüyordum. Dolayısıyla en önemli şey bu meslek liselerinde hızlandırılmış bir eğitimle bu ara eleman açığını kapatılsın. Dolayısıyla şimdi okullar artık tatil oluyor biliyorsunuz. 1,5 ay falan, 1 ay var. Dolayısıyla bir hızlandırılmış bu ara elemanla ilgili mesleki yeterlilik kurumuyla birlikte, yani akredite olsun. İnsanlar geleceğini garanti altına alsın. Bu çocuklara, bu meslek liselerindeki, hani bizim yanımızda çalışıp sanat öğrenmek için işte 2 gün okul, 3 gün iş yeri eğitimi, çok önemli bir şey bu. Dolayısıyla bu ara eleman açığını bu şekilde kapatırız dedik. Hakikaten bu konuda adımlar atıldı. Ama şimdi tekrar yayılıyorum bu taleplerimizi. Bu meslek liselerinde süratle sadece bugün için inşaat sektörü çok öne çıktı ama sanayide çalışacak eleman da yok. Pek çok sektörde benzer sıkıntı var dediğinizden bunu anlıyorum. Şimdi Milli Eğitim Bakanı ile görüştüm dediniz, bunları ilettim dediniz. Kısmen belki bir iyileşme gördük mü az önce söylediğinizden onu anladım. Bundan sonrası için ivedilikle ne gerekiyor? Çünkü bugünü kaybedince yarının iş gücünü de kaybetmiş oluyorsunuz. Hem öyle hem de o bölgelerdeki açığın devamlı yerine getirilmesi, göçün oradan büyük şehirlere gitmesinin önünün kesilmesi, oradaki eleman açığının kapanmasıyla ilgili böyle bir kurs düzenlenebileceğini, aynı şekilde de yine bundan sonraki meslek liselerinde öncelikle çalışma dönemleri uzatılmak suretiyle, belki de bu ara tatili falan kaldırmak suretiyle onları kısa dönemde sanayi sektörüne yönlendirmeli, inşaat sektörüne yönlendirmeli. Çünkü eğitimli insanların şimdi bildiğiniz üzere Avrupa Birliği normlarında mesleki yeterlilik kurumu, yani kuaför de olsanız, erkek berberi de olsanız, terzi de olsanız, kasap da olsanız akreditasyon gerekiyor.
Dolayısıyla bunun için yapılacak şey eğitim. Bu eğitim hızlandırılmış bir şekilde hem memleketteki bu işsizlik rakamlarını en az %40-%30 düşürecek, hem de insanlar meslek sahibi olacak, hem de buradaki gelecekleriyle ilgili başladıkları dönemden itibaren sigortalılar olduğu için bu sigortalılığı da devam etmek suretiyle insanlara bir güvence olacak. Böyle hatırlar var belki benim yaşımda olanlar. Eskiden genel müdür maaşını alırdı, yanında çalışan işçi derlerdi fabrikalarda. Çünkü gerçekten bu yükü taşıyan o kardeşlerimizdi. Onlar olmadan olmaz. Tabii ki mühendis lazım ama sahada bu insanlara ihtiyaç var. Çok teşekkür ediyorum TESK Başkanı Behnevi Palandöken. Anlattıklarınızın bir kısmı büyük yapısal sorunlara işaret ediyor. Dileyelim bir an önce çözülsün çünkü görünen o ki bir açık var. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim.